E, fakat işte e, sonradan zaman içerisinde siyasi otoritenin verdiği bir takım şeylerle bu çalışma zamanı e, yedi buçuk saate çıkarıldı, e, şey bir ara e, izin kaldırılma e, çabası gösterildi, kanun geri döndü falan filan. Tabi bunlar hep oldu. Bütün bütün bunların aslında şunu konuşmak lazım. Bütün bunların yani bir takım avantajlar var. Bu avantajlar neden var sorusu aslında önemli. Evet. Yani neden törpüleniyor ayrı bir konu. Evet. Törpülenmemesi gerektiğini düşünen bir insanım ben. Evet. Çünkü bunun nedeni altta yatıyor. Sizin de dediğiniz gibi bu insanlar tehlikeli bir meslek yapıyorlar. Tehlikeli bir mesleğe sahipler. Evet. Devamlı bir radyasyon ortamında çalışmak zor bir şey. Yani burada yalnızca aldığınız doz önemli değil. İnanın radyasyon çalıştığınız ortamdaki havayı ağırlaştırır. Çünkü oksijeni ozona çevirir. Yani bu bir kimyasal tepkimedir. Hava ağırlaştığı için çöker. Radyasyonlu hava aşağıya çöker. Bu nedenle biz e, çalışma ortamlarında aşağıdan havayı emen, yukarıdan taze hava üfleyen e, havalandırma sistemleri kurarız ki içerideki bu e, ağır havayı e, ortadan kaldıralım insanların sağlığına zarar vermesini engelleyelim diye. Ama bütün bunlar bu insanın bünyesinde belli bir zaman içerisinde çünkü bu insan her gün onunla çalışıyor. <laughs> belli zaman içerisinde bir takım istenmeyen değişikliklere neden olur ki biz bunlara e, stokastik etkiler diyoruz. Bunlar öngöremediğimiz önceden tahmin edemediğimiz etkiler. Sonuçlar, Sonuçlar doğruyor ki bu sonuçların tabii ki en önemlisi kanser gelişme riski yani <laughs> radyasyona bağlı kanser gelişme riski ciddi bir risk. Bu hakları vermelerinin verilmesinin daha doğrusu bu hakların verilmesinin temelinde de insanların organizmasına en azından belli bir süreyle o radyasyonlu ortamdan çıkıp kendini tamir etmesi bir nefes alması bir soluklanması için bir fırsat vermek. Sosyal hayat. Yani sosyal hayat olmasa da, yani insan radyasyonlu bir ortamın dışında, işte düşünün bir deniz kenarında, temiz havalı bir ortamda bulunsun, orada bu e, radyasyonun hasarlarını vücudun onarabilmesi için bir fırsat verilsin e, diye. E, yani bu. Maden işçilerin içinde bence yapılması evet, gereken evet. bir şey veya bu şekilde çalışan diğer tersanedeki işçiler gibi, yani bütün riskli meslekler için e, yapılması gereken bir şey. çünkü burada unutulmaması gereken bir şey var. İnsan organizması muhteşem bir yapı. E, birçok hasara birçok zarara rağmen kendini onarabilen bir mekanizma. Ama bunun için ona biraz zaman tanınması lazım. Yani bir nefes alacak bir fırsat verilmesi lazım ki bu kanunun da amacı bu aslında. Hı hı. Şimdi herkes olaya hep iş gücü, işte maliyet oranları, bir sürü benim anlamadığım fazla e, parametrelerle yaklaşıyorlar. Ama işin e, sağlık boyutuna geldiğimiz zaman aslında bu çok önemli bir şey. Hı hı. Çünkü e, o sağlık çalışanları da bu toplumun bir parçası. Hı hı. Yani toplumu koruduğumuz Tabii, kadar onları evet. da biz korumak ve kollamak zorundayız.